Herkese merhabalar. Eğim konusuyla beraberiz. LGS kampımızda eğim konusuyla süper bir kazanım elde edeceğiz. Çünkü bu konudan %100 mutlaka LGS'de bir soru geliyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Zaten burada da gördüğümüz gibi bak burada bir kayakçı var. Aynı zamanda bir araba yokuşu çıkmaya çalışıyor. Aynı zamanda burada merdiven var. Merdivenin yanında bir tane böyle yokuş var aslında. Aynı zamanda işte burada düz bir yol var. İşte bunların her birisinin belli bir eğimi var. Bunları öğreneceğiz. Bu eğimin nasıl ifade edildiğini göreceğiz. Doğru denklemleriyle nasıl bağlandığını göreceğiz beraber. Ve aynı zamanda eğimin ne zaman fazla, ne zaman az olduğunu anlayacağız. Mesela eğim aslında benim çok basit bir tabirim var. Eğim yokuşluk demek. Yani bu mesela az bir eğimken işte şöyle olursa daha fazla eğim oluyor. Yani şöyle bir yolunu çıkarsa araba daha az eğim oluyor. Şöyle yolu çıkmaya çalışırsa yani daha dik bir yokuş çıkmaya çalışırsa o zaman daha dike yakın tabii ki tam dik değil. Bu şekilde de daha fazla eğim oluyor. Hatta düz yolda da eğim sıfır demek. Yani yokuş yok ki burada. İşte bunları beraber anlamaya çalışacağız. Çok güzel bir ders olacak. Burada biliyoruz LGS kampımızda odaklanma ayındayız. Yani Şubat ayında odaklanacağız bütün konulara teker teker. Ve sizinle beraber aslında hemen ödevlerinizi vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayın. Hemen ardından dersimize başlayacağız. Tabii ki artık eğime geldik. Eğimle alakalı özel kuralları beraber önce sayfa 102, 0'dan 8'e sayısal olan arkadaşlarımız sayfa 102 ve 103'ten konuyu tekrar edebilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda diğer kitaplarımızdan da yani aynı zamanda işte burada da ödevlerimizi verdik. Taktikli'den test 57-59, Dinamo'dan test 57-59 ve Zoru Bankası'ndan da test 67 ve 68'i yaparsanız süper bir şekilde konuya çalışmış olacağız. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Eğimin ne olduğu aşırı basit bir şey. Tonguç Eren Bey mesela sen diyorsun ki böyle bir kar yağdı. Çok güzel ortam var dışarıda. Dışarıda ne yapıyorsun? Kayak yapıyorsun değil mi? Altına çöp torbası almışsın veya işte kayak ekipmanları almışsın. Bir poşetiyle kayması çok zevkli. İşte buradan kayması dediğimiz şey aslında bir yokuş olduğu için aşağı doğru kayabiliyoruz değil mi? İşte aslında eğim dediğimiz şey yokuş demek. Bu kadar basit. Şimdi eğimi tarif ederken matematiksel hesaplar yapacağız. Peki bu matematiksel hesapları nasıl yapacağız? Bizim aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında bu bir rampa değil mi Tonguç Eren Bey? Bu rampa dediğimiz şey aslında bir yokuşla aynı manaya geliyor ve yokuşun da bir yokuşluk derecesi vardır. İşte biz buna eğim diyoruz. Mesela bunun yokuşluk derecesi ne kadar şöyle olursa aşağı doğru yuvarlanma hızın bayağı fazla olur değil mi? Ama şöyle olursa Tonguç Eladım benim aşağı doğru daha yavaş yuvarlanırsın. Hangisinin yokuşluğu daha fazla Tonguç Eladım benim? Soldakinin. Bunu herkes görebilir. Buradan bir kaymaya çalışsan yamulursun. Ama buradan kaymaya çalışsan yavaş yavaş gidersin. İşte eğimi bunun daha fazla bunun daha az. Bu kadar basit bir şey. Peki ben bunu matematiksel olarak nasıl hesaplıyorum? Veya işte böyle rampalarda tabelalar oluyor. %10 falan yazıyor. Bunu nasıl hesaplıyor bu arkadaşlar? Aşırı basit bir mantığı var. Yapmamız gereken şey şu. Burada bir üçgen gibi düşünüyoruz ve bu dik üçgende bu uzunluğa biz dikey uzunluk diyoruz Tonguç Eladım benim. Bu uzunluğa ise yatay uzunluk diyoruz. Eğim dediğimiz şey dikeyin yataya bölümüdür. Bu kadar basit. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum seni. Ve bunu anladıktan sonra... Ben çıkabilir miyim hocam? Hemen... Acelem var mı? Halı saha maçımız var. Sen çıkabilirsin ama saçma ama. Şimdi bunu buna bölelim o zaman. 20 bölü 50'den bunun eğimini söyleyebiliriz. Neymiş Tonguç Eren benim sadeleştirirsek? 2 bölü 5'miş. İşte eğim dediğimiz şeyin hesaplanması bu şekilde. Bazen arkadaşlarımız da ne yapıyor? Yüzde olarak hesaplıyorlar. Yüzde olarak hesaplayacaksak bunu hiç sadeleştirmeyip 2 ile genişletseydim Tonguç Eren benim. 40 bölü 100 derdim. O zaman ne olurdu Allah'ını seversen? Eğimi %40 çıkardı. Aa. İşte hesaplarımız aslında dikeyin yataya bölümüyle bulunan basit bir şey. Peki gel senle birkaç tane alıştırma yapalım. Eğimi gösterirken hangi harfi gösteriyoruz biliyor musun Tonguç abi? M harfini gösteriyoruz. Ha. M dediğimiz şey aslında eğimin böyle hani mesela İngilizce'de T eşittir 3 saniye derler. T nedir biliyor musun? T zaman demektir. Zamanı sembolize eder. Çünkü İngilizce'de time'dan gelir falan filan. Eğimi de sembolize ederken M harfini kullanıyoruz. M eşittir. Acaba eğim kaçtır hemen bakalım. Bunun dikeyi kaç Allah'ını seversen? 4. Bölü yatayı kaç bunun Allah'ını seversen? 4. 4 bölü 4 1. Eğimi 1'miş bu kadar. Hemen buna bakalım. Dikeyi kaç? 4. Yatayı kaç? 8. 4 bölü 8 yani 1 bölü 2'miş bu kadar.
6/4. 6/4 sadeleştirdiğimiz zaman 3/2 eder. Hangisinin eğimi en büyük dersek, tabii ki bunun eğimi maksimum. Bu maksimum eğimi zaten gözüküyor. Bayağı dik zaten bu da. Aynen hocam. Ondan sonra bu en az da budur Tonguç herhalde benim. Çünkü 1/2 birden daha küçüktür. 3/2 de birden daha büyüktür. Bu da çok önemli kural. Peki ben bunu yüzde olarak da göstereyim. Yüzde olarak göstermeye de alışmalıyım. Mesela 4/4 aslında 25 ile genişletilirse bunu ne olur? 100/100 olur değil mi Tonguç herhalde? O zaman eğimi %100'müş bunun. Hemen buna bakalım. Bunu 50 ile genişlettiğim zaman Tonguç Eren Bey'im 50/100 olur. Bu da %50'ymiş. Bravo diyorum sana. Bu zımbırtı ise Tonguç Eren Bey'im yine 50 ile genişletiyorum. 150/100 çıkar. %150. Maşallah eğimi bayağı fazlaymış diyoruz. Maşallah. İşte eğimleri de yüzde olarak bulma bu şekilde. Peki burada şunu unutmamız gerekiyor o zaman. Eğim dediğimiz şeyin dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümü olduğunu unutmamız gerekiyor. Dikey bölü yatay. Şimdi geldik birazcık model sorulara. Tabii sorular, sorular birazcık daha farklı çıkabiliyor. Sorular öyle bir anda şöyle bir üçgen verip de hani bunun eğimini hesapla diye çıkmıyor. Çıksa şaşarım zaten. Aynen. Adam diyor ki bak bir merdiven yaptım diyor. Yatay uzunlukları verilen merdivende şu uzunlukların 10 ve 20 olduğunu söylemiş. Yükseklikleri de 8'er santimetre demiş. Yani şurası 8, şurası 8, şurası 8 santimetreymiş. Hemen üstüne yazayım ki rahat rahat gözüksün. Sonra buna göre merdivenin yanına yapılan rampanın eğimi yüzde kaçtı demiş. Şimdi tabii şöyle bir şey olması gerekiyor bu rampa. Şöyle bir şey olması gerekiyor. Merdivenin yanına yapılan rampa. Ya bir kere şunu unutmamız gerekiyor. Rampanın eğimini bulacak kadar ben bunu umursamayacağım. Bu kırmızı uzunluğu neye bölmem gerekiyor Tonguç Eren Bey'im? Buradaki mavi uzunluğa bölmem gerekiyor değil mi? Çünkü burası bir dik üçgen aslında. Dikey bölü yataydan. Çünkü ben böyle 3 boyutlu bakıyorum. 3 boyutluya buradan baksam ben, şuradan Tonguç'un baktığı gibi baksam ne görürüm Tonguç Eren Bey'im? Şurada bir üçgen var. Bu üçgenin dikey uzunluğu kırmızı, yatay uzunluğu da mavi değil mi Tonguç Eren Bey'im? Evet hocam. Peki dikey uzunluğu nedir aslında? Yani merdivenin alt kısmından üst kısmına kadar olan mesafeyle aynı değil midir Tonguç Eren Bey? Evet. Peki kaçtır? Bak merdivenin her basamak yüksekliği 1, 2, 3 tane basamak yüksekliği var. Her birisi kaçtı? 8'di. O zaman 8 × 3'ten 24 santimetre aslında yüksekliği merdivenin değil mi? E merdivenin yüksekliği rampanın yüksekliği aynı. O zaman burası 24 santimetre diyebilirim. Al işte buldum sana dikey uzunluğu. Peki yatay uzunluğu nedir? Yatay uzunluğu ise Tonguç abi merdiven buradan başlıyor arkaya doğru gidiyor. Bak burada bir 10 santimetre gitmişim. Çünkü burası dibinde. Burada da bir 10 santimetre, burada da bir 20 santimetre. O zaman ben başlangıçtan sona kadar 10, 20 pardon özür dilerim. Topla 40 santimetre geriye doğru gittim. Yani arkaya doğru gittim. Dolayısıyla yatay uzunluğu da bulmuş oldum. İşte yapacağımız hesap 24/40'dır Tonguç evladım benim. Peki yüzde kaçtır onu bulabilmek için ne yaparız? İlk başta sadeleştirme yaparız. Sadeleştirme yaparken 2 ile sadeleştirelim mesela. 12/20 çıktı. Sonra bunu 5 ile genişletirsem yüzde 5 × 12 = 60 yani %60 bizim aradığımız eğimidir diyoruz ve bravo diyorum sana. Bravo. Ve geldik artık bunu yapan bordo belirlidir diyoruz. Bak bordo belirli sorular, yeni nesil sorular, beceri temelli sorularda yapacağımız şey şu. Baştan bize formülü veriyor zaten. Eğim dikey uzunluğu yatay uzunluğu orada. Tamam süper tebrik ediyorum seni. Son durumda bu kişiler arasında kaç birim mesafe olacak falan filan bir durumlar vermiş size. Şimdi bir bölgenin birim karelde oluşmuş krokisi verilmiştir. A noktası bulunan 2 kişi. Yapacağı hareketler aşağıda gibidir. O zaman burada bir arkadaşımız var. İkinci arkadaşımız daha var. Tamam. Burada 2 tane arkadaşımız var. Tamam eyvallah. A noktasının kişilerden biri. Bir. Diğeri 1/2 eğimle hareket edince ikisi de mavi çizgi üzerinde ve aralarında 3 birim mesafe oluyor demiş. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bir şey eklemek istiyorum. Buradaki hareketlerin hepsi sağa doğru olsun. Tamam mı? Soruda bir düzeltme yapıyorum. Sağa doğru olsun. Buradaki hareketlerin hepsi de sola doğru olsun. Bunu da unutmayalım. Şimdi burada kalsın. Şimdi sağa doğru bir eğimle hareket edecek. Diğeri ise 1/2 eğimle edecek. Bir eğim ne demek Allah'ını seversen Tonguç? Ne demek hocam? Bir eğim şu demek. Evladım eğer ben şimdi maviye doğru gidiyor ya. Ne diyor? İkisi de mavi çizginin üzerine geliyor. Şimdi eğer ben maviye doğru gideceksem aslında yukarıya doğru bak 1, 2, 3 tane dikey uzunluk gideceğim değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Yukarıya doğru 3 tane dikey uzunluk gideceksem
Eğer eğimim birse dikeyde bir gideceksem yatayda da ne gitmem gerekiyor? Yine bir gitme. Pardon, dikeyde üç gideceksem, üç uzunluk gideceğim. Eğimin bir olabilmesi için yatayda da üç uzunluk gitmem gerekiyor. O zaman ilk arkadaşımız yatayda da üç gidecek, dikeyde üç, yatayda üç gidecek ve bu noktaya gelecek diyoruz. Neden? Bak, hemen hesaplamasını yapalım. İlk arkadaşımız böyle gitmesi gerekiyor. Hemen hesaplamasını yapalım mı? Bak, dikey üç, yatay üç, 3 bölü 3'ten eğim kaç eder evladım benim? 1. Süper zekisin. Dolayısıyla ilk arkadaşımız buraya kadar geldi, sağa doğru hareket etmiş oldu. Şimdi ikinci arkadaşımızın eğimi 1 bölü 2 olacakmış. Neydi eğim? Eğim dediğimiz şey dikey bölü yataydı. Şimdi eğimin 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Dikeyi kaç normalde? 3 gitmek zorunda değil mi? Maviye ulaşması için. Yani. 3 bölü. Kaç olursa eğer 1 bölü 2'yi tutturabiliriz? 3 bölü 6 olursa eğer 1 bölü 2 tuttururuz. Çünkü 3 bölü 6 1 bölü 2 eşittir. Dolayısıyla ben dikeyde 3 gideceğim, yatayda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya gelmem gerekiyor. İkinci arkadaşımız kırmızı olsun ve gideceği mesafede tonguş olanın benim şurasıdır diyoruz. Yani ikinci arkadaşımız da buraya çizmiş olduk. O zaman bir tane kırmızı, bir tane siyah, mavi arkadaşımız var ve buralara geldiler. Sonrasında daha sonra soldaki kişi, yani mavi arkadaşımız 1 bölü 2 sağdaki iki eğimle hareket edip turuncu çizgilere geliyor. Şimdi sağ, soldaki arkadaşımız 1 bölü 2 ile giderse hemen 1 bölü 2 neydi? Dikey bölü yatay değil mi? Yine kaç metre gitmemiz gerekiyor turuncuya gelebilmek için? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 bölü bir şey, bilmiyorum ne olduğunu, 1 bölü 2 etmesi gerekiyor. 4 bölü kaç bir bölü 2'den? 8. O zaman bu arkadaşımız 1, 2, 3, 4 gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya geliyor. Yani mavi yoldan giden arkadaşımız ta şuraya kadar gelmek zorunda. Dolayısıyla arkadaşımızın geldiği mesafe, mavi arkadaşımız buraya diyorum. Mavi arkadaşımız buradaydı, buraya geldi. Peki diğerine bakalım, kırmızı arkadaşımıza bakalım. O da iki eğimle gidiyormuş. Neydi eğim? Dikey bölü yataydı. Ben yukarıya giderken 4 metreyle gitmem gerekiyor. Dikey bölü yatayın ne olması gerekiyormuş? Eğimi 2 olması gerekiyormuş. 4'ü bir şeye bölünce 2 çıkacakmış. Neye bölünce? 2'ye bölünce. Dolayısıyla ben yukarıya doğru 4 gideceğim. 2 tane de sola gideceğim. Dolayısıyla kırmızı arkadaşımız da buraya gelecek. Şimdi aralarındaki mesafe kaç birim olur diyor. Hemen sayalım seninle beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birimlik bir mesafe olacaktır. Gerçekten bordo belirli soruydu. Komando. Evet, tebrik ediyorum ve geldik doğrunun eğimine. İşte en önemli kısımlardan bir tanesi. Ya yanlış bir başka konuşuyorum. Doğru bir şey niye eğri olsun ki? Doğrunun eğrisi olmaz ki hocam. Doğru bir şey doğrudur. Eğri bir şey eğridir. Çok doğru ama burada eğri de eğrisi demiyoruz. Eğimi diyoruz. Ha. Şimdi her doğrunun bir eğimi vardır. Bazı doğruların eğimleri nasıl hesaplanır? Her doğru her yerde söylenmez. Şimdi Tonguç Erman'ım, şöyle bir X-Y koordinat sistemi çizdik ve bu doğruların eğimlerini bulmak istiyoruz. Aşırı basit. Neden diyeceksin? Şurada bir üçgen yok mu Allah'ını seversen? Evet hocam. Bu nokta 2. Bu nokta eksi 1 ise bunun yüksekliği dikey uzunluğu ne kadardır? 2'dir değil mi Tonguç'um? Peki yatay uzunluğu ne kadardır? 1'dir. Çünkü eksi 1'e gidinceye kadar 1 metre mesafe geçer. Unutma Tonguç adım benim. Dikey bölü yatay sayayım. 2'yi 1'e bölersek 2 bölü 1'den cevabımız 2 çıkar. Peki burada kritik nokta ne? Burada kritik nokta bu tarz sorular. Neden diyeceksin? Burası yine dikey olduğu için burası, bu nokta 2 ise 2 birim uzunluğunda. Bu nokta 3 ise burası da 3 birim uzunluğunda. O zaman bunun eğimi nedir Tonguç abi? Benim 2 bölü 3 değil mi evladım? Evet hocam. Patlarsın. Çünkü burada çok önemli bir kritik bir şey gösteriyorum. Farklı bir renk kalemimiz var mı Tonguç abi? Gerçekten önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Pembe versem olur mu hocam? Olur tabii ki, tebrik ediyorum seni. Şimdi Tonguç, eğer bir doğru sağ yukarı doğru gidiyorsa, sağ yukarı doğru giden doğruların eğimi pozitiftir. Eğer bir doğru sol yukarı doğru gidiyorsa, sol yukarı doğru giden doğruların eğimi negatiftir. Dolayısıyla bunun başına eksiği çakmak gerekiyor Tonguç Erhan'ım. Eğer bunu yapmazsak doğru eğimi yanlış çıkar. Çünkü burada çok önemli bir nokta var. Doğrunun eğimlerinde artı ve eksi olayı
önemli bir hal alıyor. Diğer deyimde o kadar önemli değildi ama doğrunun deyiminde mutlaka ve mutlaka artı ve eksiye dikkat etmemiz gerekiyor. Sağ yukarı gidenler artı, sol yukarı gidenler eksi. Bak sol yukarı gidiyor, bu da sağ yukarı gidiyor. Dolayısıyla sol yukarı ve sağ yukarıyı çok iyi ezbere bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de sol yukarı deyince eksi diyeceğiz. O yüzden bunun başına eksiyi yaptık. Şimdi geldik denklemi verilen doğruların eğimlerine. Denklemi verilen doğruların eğimlerini bulurken ise şöyle basit bir mantık var. Denklemdeki eğer y'yi yalnız bırakırsak x'in başındaki katsayıya, x'in başındakini de ekleyelim buraya. X'in başındaki katsayıya aslında biz eğim diyoruz. Dolayısıyla x'in başındaki katsayı eğime eşittir. Mesela örnek olarak y eşittir. Hemen sana bir tane örnek yazıyorum. Y eşittir. Öküz. Efendim hocam. Sana demiyorum ben. Öküz çarpı x artı dana diyorum. Tamam mı? Tebrik ederim. Öküz dana. Şimdi buradaki eğimi söyler misin bana? Buradaki eğimi söyler misin bana? Evet, evet söyledin ve anladım. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten de buradaki eğim... Bir o ses, homurdanma sesi çıkartır mısın? Yok homurdan homurdan. İnek... Evet harika. Gerçekten de işte buna biz eğim diyoruz Songuç adım benim. Eğim dediğimiz şey y yalnız kaldığı zaman denklemin bir tarafında x'in başındaki öküz katsayısı diyebiliriz. Mesela buradaki öküz katsayısını söyler misin Tonguç Eren benim burada bana? Görünmez bir sığ bir var. Hayır görmüyor musun işte x'in eksik başında ya. Eksi 2 var. Eğimi demek ki bunun eksi 2 hatta burada m eşittir eksi 2 de yazabilirsin havalı gözükmek istiyorsan. Mesela buradaki eğimidir Tonguç Eren benim. Görünmez bir bir vardır. Evet burada başında görünmez bir bir vardır. Eğimi o zaman bir de diyebiliriz. Peki buradaki nedir Tonguç Eren Bey'im? Görünmez bir bir vardır. Hayır saçmalama salladın. Çünkü burada daha y yalnız değil. İlk başta y'yi yalnız bırakalım mı seninle beraber? Y'yi yalnız bırakalım. Hemen nasıl yapıyoruz? İlk başta yapmamız gereken şey y'yi bu tarafta tutalım. 4y eşittir diyorum. Diğerlerini karşıya gönderiyorum. Hop hop. Eksi 2x, eksi 1 diyorum. Sonrasında Tonguç Eren Bey'im her tarafı 4'e böleceğim ki y'yi yalnız bırakayım. Bak bunu 4'e böldüm, bunu 4'e böldüm, bunu da 4'e böldüm. Hemen 4'e böldüğüm zaman bununla bu sadeleşti mi? Y eşittir. Eksi 2x bölü 4, eksi 1 bölü 4. Şimdi yapmamız gereken ne biliyor musun? İşte burada öküzü görebiliriz Tonguç Eren Bey'im. Eğim dediğimiz şey eksi 2 değil mi Tonguç Eren Bey? Evet. Patlarsın çünkü... rasyonel ifadelerde rasyonel ifadeyi de alman gerekiyor. Eğimi bunun eksi 2 bölü 4 gibi kıl noktalar da var. Onları zamanı gelince zaten çokça uyaracağım seni. Geldik mesela birkaç tane özel doğrumuz da var. Mesela y eşittir 3 doğrusu. Burada eğim nedir desen aşırı basit. Eğim sıfırdır Tonguç Eren benim. Neden diyeceksin? Çünkü düz bir yolun yokuşluğu var mıdır Tonguç Eren benim? Yoktur. Harika. Düz bir yolda araba çok rahat gider veya sen kayamazsın öyle düşün. Kayamazsan yokuşluğu yoktur. Yani eğimi yoktur. Dolayısıyla burada... Sen çöp torbasıyla kayamıyorsan bunun eğimi sıfırdır diyebiliriz. Peki burada peki kayabilir misin çöp torbasıyla? Kayamam. Kayamazsın çünkü ölürsün Allah korusun. İntihar edersin. O yüzden bu gibi saçma sapan doğruların da eğimi Tonguç Eren benim tanımsızdır. Çünkü bu yokuş değildir artık. Bu uçurumdur artık. Burada Allah korusun çok fena olabilir. Deliği yerden uçuran bir tutam ottur. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla şunu unutmayalım. X eksenine paralel doğruların eğimi sıfırken Tonguç Eren benim. Y eksenine paralel doğruların eğimi ise tanımsızdır diyoruz. Bunlar da özel şeyler. Dik ve paralel doğrulara baktığımız zamansa iki paralel doğru görebiliyorsun burada Tonguç Eren Bey. Evet hocam. D1 ve D2 doğrusu. Bunlar birbirine paraleldir ve bunların eğimleri eşittir Tonguç. İstersen hesaplama yapalım. 2 bölü 2 yani bunun eğimi 1. Sağ yukarı gittiği için artı 1. Burada da 1 bölü 1 bunun eğimi bu da 1 ve sağ yukarı gittiği için artı 1. Bak bir dikey bu da yatay. Şunu unutma Tonguç Eren benim. X ekseni yatay eksendir. Y ekseni ise dikey eksendir. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli bir özellik. Şimdi geldik dik doğrulara. Mesela şu iki doğru birbirlerine dikse Tonguç Eren benim şöyle ifadeyle gösterilir. Peki eğimleri ne oluyor dersek? Eğimleri ise hemen şöyle yapalım. Bak bunun eğimi 2 bölü 1'den artı 2 eder değil mi? Şunun eğimine bakalım. 2 bölü 4'ten ama sol yukarı gittiği için eksi 2 bölü 4 eder. Şimdi
Bunların eğimleri çarpımı eksi bir çıkmak zorunda. Bakalım eksi iki bölü dört çarpı iki gerçekten de eksi dört bölü dört ediyor ve eksi bir çıkıyor. Eğimleri çarpımı eksi bir çıkıyorsa bunlar diktir diyoruz. Hemen bir tane model sorusu yapalım. Doğrunun eğimi bir bölü üç ise A sayısı kaçtır demiş. Peki hemen eğimi nasıl bulunuyordu? Y'yi yalnız bırakarak. AY eşittir. Bunu ve bunu öbür tarafa yolluyorum. Bunları öbür tarafa yollayınca eksi 3x eksi 4 çıktı. Her iki tarafı A'ya böldüğüm zaman, her tarafı A'ya böldüğüm zaman bunlar sadeleşti. Y eşittir. Eksi 3x bölü A eksi 4 bölü A çıktı. Tamam eyvallah. Şimdi eğimi neydi? Şu baştaki katsayıydı değil mi? Eksi 3 bölü A eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre içler dışlar çarpı yapalım. Eksi 9 3 kere eksi 3 eşittir A çarpı 1 A'dır. A eşittir eksi 9'muş. Bravo diyorum sana. Bu haftanın ödülü sorusunu yapın, yorumlara yollayın bakalım.